Evet sevgili izleyiciler, ben çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu Balkan Savaşları'nda biliyorsunuz bizim bu Balkan 1212'de Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve karşımızda Karadağ var. Osmanlı'da 350 bin asker katılmış bu savaşa. Karşı tarafta tabii Rusya'nın iştiraki var burada. 706 bin kişi katılmış. Bizim Osmanlı'nın bu Balkan Savaşları'ndaki kaybı 50 bin ölü, 100 bin yaralı, 115 bin esir. Yani takribi olarak total 340 bin kişi. Biz savaş deyip geçmeyin. Yani Osmanlı Balkan Savaşı'na girdiğimizde 350 bin askerle giriyoruz. Karşı grup 706 bin askerle giriyor. Bizim 50 bin ölü şehit veriyoruz. 100 bin yaralı, 115 bin esir. Toplam 340 bin. Karşı taraftan da ise Bulgaristan'dan 14 bin ölü, 50 bin yaralı, 19 bin hastalıktan ölmüş. Hastalıktan ölen insanların hesabı yok. Yunanistan'dan bir o kadar. Yani burada bir savaş dediğiniz zaman yalnız bu Balkan Savaşı'ndaki hayatını kaybedenler 93 Alpler ayrı, onları başka bir gün konuşacağız. Ama bu akşam sevgili başkanımız Özcan Pehlivanoğlu bize Balkan Savaşları'nı anlatmaya geldi. Ama Balkan Savaşları en basit şeyi de bu. 50 bin 350 bine yakın askerin içinde hemen hemen tamamı şehit, gazi ve hastalıktan ve esir düşüyor. Sayın Başkanım, Balkan Savaşları size ama. Buyurun. Evet, şimdi başkan Balkan Savaşları'nı anlatmadan önce biz yani Balkanlardan ne anlıyoruz? Rumeli'den ne anlıyoruz? Tabii. Yani bunu ortaya koymak lazım. Tabii öncesi var onun. Ben yaklaşık yani yarım asrı devirmiş bir insanım. Bu yarım asrı devirdiğim süre içerisinde Balkanlarla ilgili ne ailemde, ne çevremde, ne okullarımızda, ne medyada, ne de üniversitelerimizde doğru düzgün bir şey yapıldığını duydum, işittim veya gördüm diyebilirim. Adeta Balkanların üstü örtülmüştü. Ve Balkanlardan Türkiye'ye göç etmiş muhacirler, Türkiye'deki nüfusun biraz sonra onu da belirteceğim, önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen bu konularla ilgili kendileri de büyük bir suskunluk içerisindeydiler. Yani Balkanlar ve Rumeli konuşulmazdı. Niye ben hep Balkanlar ve Rumeli adını söylüyorum birlikte? O konuda da Türkiye'de bilhassa Balkan muhacirleri arasında bir ayrılık yaratılmıştı. Çünkü kavramlar arasında bir tartışma yaratılıyor Türkiye'de. Efendim birisi diyor ki ben Balkanlıyım, birisi diyor ki ben Rumeliyim, birisi de çıkıyor diyor ki ben Trakyalıyım. Aslında üçünün de ifade ettiği kavramlar aynı yola çıkıyor. Bunlar birbirlerini karşılayan göçmenim diyor, kavramlar. Göçmenim diyor, muhacirim diyor. Evet, işte göçmenim diyor, muhacirim diyor. Veyahut da Makedonyalıyım diyor, Kosovalıyım diyor, Arnavutluk'tan geldim diyor, Romanya'dan geldim diyor, Bosna'dan geldim diyor, Batı Trakyalıyım diyor, işte Selanik'ten geldim diyor, Bulgaristan'dan geldim. Yani. Şimdi bakın yani Türkiye'yi bir düşünün. Yani Türkiye'nin Erzurum'uyla, Trabzon'uyla, Antalya'sıyla, Konya'sıyla, Bolu'suyla, Edirne'si arasında bir fark var mı? Bir sınır var Türkiye, mı arada? Türkiye. Yok, Türkiye, Türkiye. Şimdi Balkanlara baktığınızda da 100 yıl önce işte elimizden çıktığı 1912 tarihinden önce Balkanların hepsi bir bütün. Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun toprağı bu topraklar. Bir baktık insanlar arasında böyle kavramlar arasında bir çatışma var. Biz de başladık Balkan ve Rumeli adını birlikte kullanmaya. Bu sefer Trakyalılar çıktılar dediler ki ya niye siz bizi yani katmıyorsunuz bu işin içerisine? Ya kardeşim Trakya zaten Balkan topraklarının bir parçası. Ve enteresan bir şekilde Trakya'yı da ikiye bölmüşler. Batı Trakya, Doğu Trakya. Bugün bizim elimizde kalan Doğu Trakya. İşte bu Edirne'nin, Kırklareli'nin, Tekirdağ'ın olduğu bölge Doğu Trakya. Batı Trakya, işte İskeçe'nin, Gümülcine'nin, Dede Ağaç'ın olduğu ve Yunanistan'ın elinde. Ve bir kısmı da hatta Bulgaristan'ın elinde kalan. Çünkü biliyorsunuz Batı Trakya Türk Cumhuriyeti var. Evet. Yani tarihte kurulmuş bunlar ilk Türk Cumhuriyeti, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'dir. Evet. 53-54 gün yaşamıştır. Parasını basmıştır, milli marşı vardır, bayrağı vardır, devlet yapısını oluşturmuştur. Şimdi o Batı Trakya, Türkiye, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin bir kısım sınırları da bugün Bulgaristan'da kalmıştır. Ama bugün Batı Trakya Türkleriyle Bulgaristan'da kalan Batı Trakya bölgesindeki Türkler arasında bile sanki biz Bulgaristanlıyız, siz Yunanistanlısınız gibi bir anlayış vardır. Maalesef. Aslında maalesef. Balkanlar bir bütündür. Bunu anlatmaya Doğru. çalışıyorum. Şimdi Balkanları anlatırken biz tabii bunları bir kitaptan doğru düzgün okumadık.
Eğitim sistemimiz bize bunları anlatmadı. Balkanlarda başımıza hangi felaketler geldi? Bunlardan pek bir bilgi sahibi değiliz. Bir de enteresan olayın bir tarafı daha var. Balkanlarda meydana gelen Müslüman Türklerin uğradığı mezalip 1912 ile nihayetlenmedi. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nın neticelenmesinden sonra en ağır tesirlerini bugün yaşadığımız, bu yayını yaptığımız İzmir ve Ege bölgesinde yaşandı. Yani Yunan ordusu İzmir'e 15 Mayıs 1919'da ayak bastı. Ondan sonra da bu bölgeyi tarumar etmeye başladı. Sadece geçenlerde İstanbul'da mübadele ile ilgili İstanbul Barosu'nda yapılan bir toplantıda 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent doktor Kemal Arı bir şey ifade etti. Yani kendisinden duyduğum, dinlediğim bir hadise. Bu da öyle. 200 bin Aydın bölgesinde, Osmanlı'nın Aydın vilayetinde 200 bin Türk Yunan ordusunun Ege'ye ayak basmasından sonra 6 ay içerisinde tehcir edilmiş. Bugün Türkiye'de Ermeni tehcirinden bahsedenler veyahut da Türkiye'de işte Ermeni, sözde Ermeni soykırımından bahsedenler, Türkiye'de Dersim'e katliam diyenler veya Türkiye'deki başka olayları ısrarla gündeme getirenler, 17 bin faili meçhul var diyenler. Tabii. Ama Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak bastıktan sonra 6 ay içerisinde Aydın vilayetinden 200 bin Türk'ün İç Anadolu'ya doğru tehcir edildiğini hiç bahsetmiyorlar, hiç anlatmıyorlar, hiç söylemiyorlar. Çok enteresan bir şeydi. Şimdi benim ailem, baba tarafım, dedem, ki 2006 yılında rahmetli oldu, 91-92 yaşında. Selanik'ten biniyorlar, Kılgışlılar. Selanik'ten biniyorlar gemilere ve ailesi üç parçaya bölünüyor. Bir vapura sığmadıkları için bir vapur İzmir'e, bir vapur Tekirdağ Limanı'na, bir vapur da İstanbul Limanı'na gidiyor. Ve babamın dede tarafım, baba dede tarafım üçe bölünüyor. Babaannem Midilli Adası'nda. Midilli Adası'ndan 1914 yılında 2 yaşındayken annesi ve babası Rumlar tarafından katlediliyor. Bir kahraman Türk subayı kucağına alarak onu Ayvalık'a geçiriyor. Ayvalık'tan sonra da Karşıyaka Alay Bey de kendi ailesinin yanına getiriyor. Diyor ki bu çocuk benim evlatlığım. Siz buna bakacaksınız. Ve o Birinci Dünya Savaşı'na katılmak üzere tekrardan cepheye gidiyor. Kurtuluş mücadelesine katılıyor. Ve Türkiye'nin ilk pilotlarından 1926 yılında uçağa düşüyor. Kadife Kale'deki şehitlikte bugün yatıyor. Allah razı olsun. Yoksa babaannem 2 yaşındayken orada Rumlar tarafından süngülenerek öldürülecekmiş. Tabii. Ve abisiyle ve ablasıyla dedemin dedektif gibi iz sürmesi üzerine 40 yıl sonra Türkiye'ye göç ettikten, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 40 yıl sonra bir araya geliyorlar ve buluşuyorlar. Çok enteresan. Annemin tarafı da Bulgaristan Kızanlık'tan 93 muhacırı, yani Osmanlı-Rus Savaşı. Buraya en acı savaşların bir tanesi. En acı savaşlardan bir tanesi. Tabii bir bakıyorsunuz bunlarla ilgili büyük bir suskunluk var. Ben de hep böyle irdeliyorum. Tabii deden ve babaannem başına gelenleri bize böyle ihtiyar mırıldanmaları da anlatıyorlar. Masal sanki, bir hikaye anlatıyorlar. Annemin köyünde de enteresan bir şey. Ben ilk Balkan lafını orada duydum. Uzaktaki tarlalara Balkan diyorlar. Ben de köyde ihtiyarlara soruyorum ya niye uzaktaki tarlalara siz Balkan diyorsunuz, yakındaki tarlalara da kır diyorlar. Bana doğru düzgün ihtiyarlar cevap veremiyorlar. Ben çocuk halimle sonra öğrendim, sonra anladım ki uzakta kalan, yeşil olan, sulak olan tarlalara içlerindeki Balkan özlemini gidermek için Balkanlar adını vermişler. Yani içlerinde o Balkan özlemini hep taşımışlar. Tarlayı öyle adlandırarak bu tarla bölgesi çok adlandırarak, geniş ormanlar var. Çok yeşillik, dağlık zaten. Balkan'ın evet. Balkan Türkçe bir kelimedir. Hı hı. Yeşillik, dağlık anlamına gelir. Biz gerçekten Balkanski deriz. Balkanski Kemal abi. Yani biz bıraktığımız topraklar gerçekten yeşillik ve dağlık topraklar. Makedonya'nın ovaları, Vardar Ovası. Evet. Yani baktığınızda Bosna bugün yemyeşil bir yer. Evet. Yani Kosova Karadeniz'in ikisi öyle. Kardeşi. Evet. Bosna Karadeniz'in ikisi yani, kardeşi. Su derseniz yani müthiş nehirler, ırmaklar. Evet. Yani Kemal abiye de buradan Kemal Baysak'a da selam saygılarımızı iletelim. İki tane Kemal var. Kemal var. Birisi Kemal Vatan, birisi Kemal Baysak. Anlayın bir Kemal, Mustafa Kemal. Şimdi Türkiye'de Balkanlar bir üstü örtülmüş bir hadiseydi. Bilinmiyordu. Ancak işte benim neslim böyle iğneyle kuyu kazarak ya bu Balkanlarda ne oldu? Neler başımıza geldi? En azından neden buraya göç ettik? Değil mi yani? Biz evet. Göç etmek zorunda mıydık yani? Evet. Bizim orada evlerimiz vardı, topraklarımız vardı. Ama bakın, asimile ettiler, vurdular, öldüler, sürdüler, işkence. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü de tebrik ediyorum bu açıdan. Bu yıl biliyorsunuz her yıl Vakıflar Haftası oluyor. Bu yıl Vakıflar Haftası'nın konusu Balkan Vakıfları. Bakın Balkan Vakıfları. Bizim Balkanlarda vakıflarımız vardı, bir idari sistemimiz vardı. Enteresan bir şekilde bu konuların 17 üstüne... 17 bin eser vardı, ben kitabı getirme, Kemal abi gördü. 17 bin eser yapmış, dünyanın en büyük eserleri orada. Bu eserlerin %95'i yok edilmesine rağmen, evet, geri kalan %5 bile bugün Balkanların Türk toprağı olduğunu ispatlamaya yeter de artar bile. Bakın Neval Konuk diye çok değerli bir kardeşimiz Marmara Üniversitesi'nde sanat tarihinde doktor kendisi, öğretim üyesi. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları'nın karşılıklı anlaşması sonucu, bu bizim adalarda Ege'ye komşu olan Türk adaları onlar aslında ama onları bile bize Yunan adaları olarak yutturuyorlar bugün medya vasıtasıyla. Yani bizim, evet, kafamızda öyle bir algı oluşturuyorlar. Yunan adalarında, buradaki Ege'deki adalarda, Türk adalarında, şimdi onlar Yunan hükümranlığında ama o gerçek, yani Türk adası olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ve Yunanistan'da bulduğu eser sayısı yaklaşık 8 bin civarında. Doğru. Bakın Yunanistan'da. Doğru. Ve Dışişleri Bakanlığımız bunları iki cilt olarak yayınladı. Tabii Dışişleri Bakanlığı yayınladı yani bunları. Doğru. Yayınladı. Orada halen Türk varlığının devam ettiğini en önemli gösterge bunlar. Şimdi tabii ben şuna gelmek istiyorum. Bu Balkanlar neresiydi? Böyle bir düşünmüyoruz. Balkanlar 550 bin kilometre kare toprak. Yani şu an Türkiye 780 bin kilometre kare ise yaklaşık bir Türkiye kadar toprak. Ve diyorlar ki yanlış bir algı. Efendim işte biz Balkanlara 1352'de Süleyman Paşa yanındaki Leventlerle beraber Gelibolu'ya çıktı. Çimpe Kalesi'ni aldı Bolayır'da. Ondan sonra da Balkanların fethine başladı. Yok efendim öyle bir şey değil. Bugün 4300 yıllık Balkanlarda etnografik, arkeolojik Türk eserleri var. Türkler aşağı yukarı, yani bilinen tarih olarak söylersek, Atilla onu 350 yılında geçti de. Atilla, Büyük Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, bunlar Roma'ya kadar gitmiş adam. Ön göçler nereye geldiler yani? Bunlar Balkanları bir Türk toprağı haline getirdiler. Bakın yine Mustafa Aksoy, yardımcı doçent doktor Marmara Üniversitesi'nde, sosyologdur kendisi ve çok önemli saha çalışmaları vardır. Dünyada bulunan iki tane at mezarlığı var. Bir tanesi Altay Dağları'nda, biri de Sancak Bölgesi'nde. Bugün Bosna'yı gezdiklerinde, saha çalışması yaptıklarında, mezar taşlarında ve kilim deseni gibi etnografik eserlerde tamamen Türk damgalarını buluyorlar. Çok önemli bir hadise. Demek ki biz 1352'den çok önce Balkanlar'da var. İşte ilk Bulgar Devleti, yani Bulgar Türkleri tarafından kurulmuştur. Evet. Bulgarlar aslında Türk kökenlidir. Doğru. Yani baktığınızda Macaristan'da, şimdi bir fotoğraf verdim arkadaşlara, Macaristan'da aslında yayınlayabilirlerse, Budapeşte'ye giderseniz, Budapeşte'de de bir kahramanlar anıtı var. Macarlar diyorlar ki o kahramanlar anıtında 6 tane heykel var. Bunların 4 tanesi Türktür diyorlar. Hani Macar halk kahramanlarının 4 tanesini kendileri de söylüyor, bunlar Türktür diyor. Ve ben Süleyman Demirel'den dinlemiştim. Cumhurbaşkanımız, önceki dönem Cumhurbaşkanımız diyor ki ben Zigetvar'a gitmiştim. Orada köylüler etrafını çevirmişti Macaristan'da. Biz de Türk'üz demişlerdi. Doğru. Bugün Macaristan'da halen Türk köyleri var. Ve Macaristan'da önemli bir kesim kendilerinin Türk asıllı olduklarını, Türk kökenli olduklarını. Hungarya adı geliyor. Yani Balkan toprakları çok büyük bir coğrafya. Ve binlerce yıl evvel Türk vatanı haline getirilmiş. Ve bugün Balkan toprakları üzerinde yaşayan 11-12 milyon, 13 milyon da olduğu söyleniyor. Kemal Karpat 11'le, yani Profesör Doktor Kemal Karpat 11 ile 13 milyon arası diyor. Müslüman Türk yaşıyor. Şimdi burada aslında bir yere gelmemiz lazım. Türk'ün ne demek olduğunu tarifi Balkanlarda yapılıyor. Bugün Balkanlarda sorduğunuz zaman sen nesin, kimsin dedi. Elhamdülillah Türk'üm der insanlar. Bu elhamdülillah Türk'üm demek etnik olarak Türk'üm demek anlamında değildir. Millet kavramı açısından biz elhamdülillah aynı kaderi paylaşmışız. Mustafa Kemal'in anlatmak istediği Türklük. Evet, Mustafa Kemal'in anlatmak istediği. Mustafa Kemal'in anlatmak istediği Türklük, bu Türklük. O diyor ya, ne Diyarbakırlı, mutlu? Erzurumlu, Trabzonlu, Antalyalı, Makedonyalı. Biz aynı cevherin. Etnik durumu ne olursa olsun. Aynı cevherin çocuklarıyız. Amerikalılar gibi, İspanyol, İngiliz, Alman ama Amerikalı. Şimdi bugün Balkanlarda bir Roman kardeşimize sorduğunuzda ben elhamdülillah Türk'üm der. Arnavut kardeşimiz elhamdülillah Türk'üm, evet, der.
Veyahut da Bosna'da elhamdülillah Türk'ün Boşnakları zaten Türk diye kırdılar geçer. Evet. Türk. Kemal abinin söyledi. Tabii. Yani o Krasiç biliyorsunuz tek Türk kalmayıncaya kadar öldür. Aslında Türk'ten o kastedilen Müslümanlar. Müslümandır yani. Kastedilen Müslümandır. Bugün Müslüman. 11 ile 13 milyon arası bizim orada halen kardeşimiz vardı. İşte kimlerini bilmeyen kardeşlerimiz. Bilmeyenler. Bakın 55 milyon civarında Balkanlarda bir nüfus var. Yani bunu kendi bilen 13 bin. He. Bunun en az 40-45 milyonu Türk asıllıdır. Hristiyan olabilirler. Ortodoks Hristiyan olabilirler. Evet, asimile olmuş olabilirler. Evet. Bakın hepsini kabul ediyorum. Ama bana göre Balkanlar yaklaşık 5 bin yıldır bilinen tarih itibariyle bir Türk vatanıdır. Balkanlarda bugün 12 devlet ve 55 milyon civarında nüfus vardır. Bunu zaten 11 ile 13 milyon arası Müslüman Türktür. Ama bana göre 40-45 milyon arası da Türk asıllı, asimile olmuş olsalar bile, Türklüklerini unutmuş olsalar bile. Bulgarlar mesela. Evet. Bugün baktığınızda Bulgarlar Türk asıllı olmalarına rağmen Müslüman Türklere karşı en ağır zulmü yapmış olan insanlardır. Yani onlar içinde biraz Ermeni katkısı var. O zulmün içinde Ermenilerin bir yani şeyi var. Vardır mutlaka. Çünkü onlar içinde çok Ermeni karışmış. Şimdi ben burada esas yani bir mantığı ortaya katmak istiyorum. Bir mantığı ortaya koymak istiyorum. Yani anlatmaya çalıştığım bu. Şimdi burada tabii esas bu Balkan meselesi böyle büyük bir coğrafya üzerinde bahsediyoruz. Bu büyük coğrafyada bizim 11-13 milyon civarında insanımız yaşıyor. Ve bütün Balkanlar birdir. Bu işin Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Arnavutluğu, Kosova'sı, Makedonya'sı, Romanya'sı falan olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Aynı Türkiye nasıl bilse. Doğru. Bir de... Onun için Rumeli diyor zaten. Evet. Rumeli diyorlar. Rumeli ve Balkanlar. Rumeli ve Anadolu müdahil... Biz böyle tarihten, tarih bilimini pek böyle önemsemiyoruz. Böyle geri attık böyle tarih bilimini. Nedir bu bilim diye. Yılmaz Öztun'a Allah rahmet eylesin geçenlerde evet, kaybettiğimiz evet, yani Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihçilerinden bir tanesi. Bir tek onda gördüm onu. Diyor ki Rumeli'nin kaybına. Bakın bu topraklar işte Rumeli bakın gördünüz. Evet, bak koskoca bir coğrafya. Şimdi bakın en altta Mora var. Mora bile Türk'ündü. Mora bile Türk'ündü. Sağlık be Kemal abi. Abi Kemal. İlk soykırımlar aşağı yukarı Mora'da oldu. Bakın evet. O Mora'da. Bakın gazetelerin ölüm ilanlarını alın. Gazetelerin ölüm ilanlarında görürsünüz. Moralıoğlu, Moralı, Mora, soy isimleri var. Bu insanlar nereden geldiler? İşte o Mora Adası'ndan geldiler. Bakın Yunanistan ondan sonra Türk topraklarını ala ala üç misli büyümüş. O Yunanistan'ın yukarı doğru büyüdüğü kesim var ya, evet. Olduğu gibi Türk topraklar. Bugün hala Orta ve Kuzey Yunanistan boştur. Türk köyleri yeterince doldurulamamıştır. Yunanistan'ın bugün o toprakları dolduracak nüfusu yoktur. Türkiye'den mübadelede o kadar Hristiyan Rum oraya gitmiş olmasına rağmen boştur. Şimdi esas yani benim burada vurgulamak istediğim bu Balkan algısı. Yani bu büyük bir coğrafya. Yılmaz Öztuna'yı da o yüzden andım rahmetle. Allah rahmet eylesin. Şimdi Yılmaz Öztuna çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki Avrupa Türkiye'sinin kaybı. Ha o zaman Türkiye bakın bu harita 1909 yılında Fransa'da basılmış. Balkanların üstüne bakın Türkiye yazıyor. Bakın Balkanların üstünde Türkiye yazıyor. Konstantinopol lafının üstünde Türkiye var. Demek ki Balkanlar Türkiye'ydi. Bakın bu harita Fransa'da basılmış bir harita. Evet. 1909'da Fransa'da basılmış ve Türkiye yazıyor Balkanlar. 1909'da evet. Ha diyor ki şimdi Yılmaz Öztun'a Avrupa Türkiye'si kaybedildi. Demek ki Türkiye sadece Asya kısmında yer alan Anadolu'dan ibaret değildi. Bir de bu Türkiye'nin Balkanlar kısmı Avrupa vardı. Tarafı var. Avrupa tarafı vardı. O zaman bizim kafamızda farklı bir Türkiye. Bakın bu da Balkan Macaristan'daki kahramanlar anıtı. Şu dik heykeli görüyorsunuz. Heykelin etrafında 6 tane şey var, kahraman var. Bu 6 kahramanın 4 tanesi Türk. Macarlar kabul ediyorlar. Bugün Buda'ya gittiğinizde bir tane Türk eseri kalmamış Gül Baba'nın dışında. Ama Gül Baba orada şehit olduğunda Buda'da onun cenazesini 200 bin kişi kıldırmış. 200 bin kişi kılırmış. Ve Buda ile ilgili ve peşte sonra yapılıyor. Buda ile ilgili cami, han, hamam, kervansaraya baksanız yani inanılmaz derecede Osmanlı Türk eseri var. Hepsi yok edilmiş. Niye? Türk izleri silinsin diye. Şimdi bizim Türkiye muayenesi yaparken şunu düşünmemiz lazım. Viyana kapılarına kadar Türkiye. Evet. Viyana kapılarına kadar Türkiye. Avusturya, Viyana. Evet. Şimdi Viyana kapılarına kadar Türkiye'den bizi kademe 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 sürmüşler. Ama 1683'te Merzbunu Kara Mustafa Paşa'nın yaptığı büyük bir şey strateji hatası.
Şimdi bizi kademe kademe yani sürmüşler. Onların bir planları var. Tabii. Evet, bir planları var. Ben, orada duramamışık yani. Evet, ben bu Balkan yani evet. meselesini nasıl anlamamız lazım? Evet. Balkanları nasıl anlamamız lazım? Bence Balkanlar Türkiye'dir. Ve biz bu Türkiye'nin Avrupa'da kalan kısmını yani Balkanları 1912'de Balkan Savaşları neticesinde kaybettik. Şimdi çok enteresan bir şey. Yine rahmetli büyükelçimiz vardı. Tabii bakın burada da bir şey geldi evet. yine. Osmanlı Türk İmparatorluğu tabii 3 tane kırılma var. Osmanlı Rus Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Ben de aynı şeyleri makalemde yazıyorum. Hayatımızda evet. yaptığımız 3 hatalı savaş. İşte o bir birincisi. Ama şey tabii birincisini şeyi yazmıyoruz. Viyana'yı yazmıyoruz. Viyana bozgunu ilk hatamız. İkincisi 93 Harbi, üçüncüsü Birinci Dünya Ama Savaşı. Ama karşımızda da birleşmiş bir Avrupa var yani. Tabii. O zaman bizi Balkanlardan söküp atmak için tabii. birleşmiş bir Avrupa var. Hatırlarsanız son dönemde Genelkurmay Başkanlarımızdan biri zannedersem Sayın Hilmi Özkök şöyle bir laf etmişti. Türk milletini Orta Asya'nın bozkırlarına sürmek istiyorlar. Yani hesap sadece bizi Balkanlardan sürmek değil, Anadolu'dan da Orta Asya'nın bozkırlarına kadar sürmek olduğu anlaşılıyor. Şimdi tabii biz bir şey söylemek istiyorum burada. Rahmetli Gündüz Aktan vardı biliyorsunuz. Biliyorum. Emekli büyükelçimiz. Biliyorum. Gündüz Aktan'ın bir kitabı var Kriptolar diye. Burada bir şey anlatıyor Gündüz Aktan. Beni çok etkilemiştir o anlattığı hadise. Diyor ki ben diyor siyasal bilgileri bitirdim. Ankara siyasal bilgileri. Biliyorsunuz Ankara siyasal bilgiler Türkiye'ye yönetici yetiştiren çok önemli bir okulumuz. Mülkiye olarak anılıyor. Mülkiyeli. Evet. Ben diyor mülkiyi bitirdikten sonra diyor 6 yıl İçişleri Bakanlığı'nda çalışıyor. Ki İçişleri Bakanlığımız da çok önemli. Ondan sonra da Dışişleri Bakanlığı'na geçiyor. Hatırlar mısınız bu Ermeni Asala örgütü? Evet. Türk dışişleri mensuplarına karşı bir başlattığı öldürme, katletme evet. olayları 1970'te Los Angeles'ta olmuştu. Evet. Mehmet Emin Baydar yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi. Evet. Diğerini de hatırlayamadım şu an. Şöyle söylüyor Gündüz Aktan. Diyor ki öldürülen konsolos yardımcımız benim diyor Dışişleri Bakanlığı'nda oda arkadaşım. Anılarını anlatıyor. Kitabında anlatıyor. Öteki öldürülen daha başkonsolosumuz da benim diyor Dışişleri Bakanlığı'nda amirimdi diyor. Ben diyor onlar katledilince Los Angeles'ta şehit edilince Ermeni meselesini öğrendim. Bakın, halbuki bu, onlar düşman ve biz farkında bile değiliz. Bu büyük yani. Bir gaflet. Yani Türkiye'de siyasal bilgilerde okumuş, mülkiyede okumuş, İçişleri Bakanlığı gibi devletimizin en önemli böyle can alıcı bir bakanlığında çalışmış, ardından da Dışişleri Bakanlığı gibi gerçekten yani devletin devlet olmasını sağlayan çok önemli bir kurumda 4 yıl gibi bir süre görev yapmış. Aynı odada çalıştığı arkadaşı şehit edilinceye kadar Ermeni meselesini bilmiyor. Şimdi ben buradan bir çıkarım yaparak... Balkan meselesi bilmediğimiz gibi. Şimdi ona geleceğim. Balkan meselesini bilmediğimiz gibi. Bugün ben kalıbımı ortaya koyarım diye bir tabir vardır ya. Hmm. Kalıbımı ortaya koyarım ki 75 milyonluk Türk nüfusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, Türk halkı Balkan meselesini bilmiyor. Güney Azerbaycan'da, Kuzey İran'da 35 milyon Türk'ün yaşadığını bilmez. Dünyada 400 milyon Türk olduğunu kimse bilmez. Şimdi Balkanları anlatıyoruz diye söylüyoruz ama evet. yani Suriye Türkmenlerini de bilmiyoruz, Irak evet. Türkmenlerini de bilmiyoruz. Kerkük Türkmenlerine haberimiz yok. Mesela Allah rahmet eylesin ben Rauf Denktaş'ı da burada anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Rauf Denktaş mesela İzmir'de çok Girit göçmeni var. İzmir çok, civarında. Yani, bizim yengelerimiz var. Yani Ayvalık'ta, Meremen'de Bornova'da işte çok vardır Girit göçmeni. Şeyde vardır. İskenderun, Ceyhan, Mersin, Tarsus o bölgede vardır. Gemlik'te vardır Bursa'da. Türkiye'de ne kadar Balkanlardan göç eden insan var şimdi, rakam olarak? Ben şunu söyleyeyim. Evet. Profesör Doktor Kemal Karvat. Şimdi ben kendim bir rakam verirsem vereceğim ama en sonunda vereyim. Profesör Doktor Kemal Karpat var biliyorsunuz. Wisconsin'de yaşıyor. Kendisi de Dobrucalı, Babadağlı. Bulgaristan Dobrucalı. Romanyalı. Tabii Bulgaristan'da şimdi ama. Yarısı Romanya, yarısı bir kısmı da Bulgaristan'da kaldı. Yani Profesör Doktor Kemal Karpat Romanya'da kalan çok önde gelen bir tarihçi. Diyor ki, onu söylediğimi söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 11-12 milyon nüfus vardı. Bunun 7-8 milyonu Balkanlardan ve Kafkaslardan göç ederek gelmişti. Şimdi Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya geleyim. Yeni çıkan bir kitabında diyor ki, Rumeli Türklerini göz ardı etmeyin.
Bunlar yaşayan nüfusumuzun, yani 75 milyonluk nüfusumuzun en az, altına da vurgu yapıyor, en az 1/3'üdür. Eğer yani öyleyse 25 milyon. Yine eski Türk Tarih Kurum Başkanı Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu diyor ki en az 25 milyon Türkiye'de Rumeli'den göç etmiş Rumeli Türkleri olarak nitelendirdiğimiz insan vardır. Bana sorarsanız ben 15 Temmuz 2007 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde Yalçın Bayar'ın köşesinde uzun bir açıklama yapmıştım. O da muhacir. Evet, evet, o da muhacir. Balkanlı. Evet, Balkanlı. Orada demiştim ki biz 35 milyon insanız Türkiye'de. Ve gerçekten Iğdır'da da Bulgaristan Türkleri var. Diyarbakır'da da Bulgaristan Türkleri var. Elazığ'da da Bulgaristan Türkleri var. Derneklerimiz var çünkü ben biliyorum. Orada da Türkiye'nin en doğusunda Serhateli, Iğdır'dan başlayarak, Van'dan başlayarak Türkiye'nin en batısına kadar bütün illerinde iskan edilmiş Balkan muhacirleri yaşıyor. Balkan muhacirleri gerçekten hani çimento denilir ya, bu memleketin çimentosu olan ve Türk milletini ve Türk devletini yaşaması için. En büyük Balkanlı kimdi anlayamadım. En büyük Balkanlı kimdi? Mustafa Kemal Atatürk. En büyük Türk demek lazım ona yani. Evet. Türk adı taşıyan bir devlet. Türklerin atası. Evet. Doğru söylüyor yani Kemal abi. Ama ben şuna temin şeye döneyim. Gündüz Aktan'dan andığı hatıraya döneyim. Balkan meselesi de Gündüz Aktan'ın Ermeni meselesini bilmiyordum dediği gibi bugün Türkiye'de bilinmeyen mesele. Hemen şimdi reklamlara gireceğiz arkadan. Sami abi, Sami Kurtuldu. O da göçmen bizim Makedonya'dan. Duydun mu? 35 milyon Balkanlardan gene Türkiye'de insan var. Neyse devam edeceğiz biraz sonra. Buyurun.